Ripstack Company'ydi. Bu çocuklar benim tanıdığım arkadaşların açtığı firmaydı. Kaynak kod analizi tool'u yazıyorlardı. Bunlar da her sene böyle vulnerable kodlar paylaşıp buradaki zafiyeti bulabilir misiniz gibisinden bir challenge yapıyordu. Abi ben bir düştüm. 35 tane tweet atmışlar biliyor musunuz? 35 abartı oldu biraz da işte çok atmışlar yani. Lan bir başladım. Tık 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 burada bu zafiyet var, burada bu zafiyet var, burada bu zafiyet var, burada bu var falan. Tak 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 nasıl akıyorum ama var ya acayip keyif aldım. Hani challenge'lar basit bu arada onu açıkça söyleyeyim. Hani ben şimdi bu yayında sizlerle birlikte bu eğitimde buradaki kaynak kodunun üzerindeki zafiyetlere bakıp çözeceğiz. Hani yani o çete bakıyorum da bir yandan. Bence bayağı bence basit yani. Daha hard case'leri gördüğüm oldu benim hayatımda. Acayip keyifli. Bu da şeyi söylüyor. Hem yazılımcılar için böyle hani bizim gibi benim gibi tipler neye bakıyor öncelikli bir onu görmüş oluyorsun. Bu adamlar bu kodları götünden uydurmuyor. Gerçek example'lardan aldıkları, gerçek hayattaki kodlardan yani GitHub'daki repositörleri şey yaparak, araştırarak, üzerinde scanning yaparak aldıkları şeyler. Hani sıfırdan bu işlere başlamak için ne yapmalısın? Abi başlama. Tamam, bir şey diyemem şu anda sana. Hani konu bu. Konuya girdik yani. Hani konumuz şu anda nasıl başlıyoruz yayını falan filan değil. O yüzden şimdi ben buradaki challenge'ların her birini zaten geçen gün bam 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 çözdüm. Çok keyifliydi. Şimdi aynı konsepte devam edeceğim. Aslına bakarsanız böyle koda bir bakış attığınız an itibariyle sorunun nerede olduğunu hep birlikte çok rahat görebiliyorsunuz yani hani. Bunu bugün yayınlamışlar. Bunu çözmedim. Challenge olsun diye de çözmeden girdim yayına. Kodu alacağız. Buraya ben size tık 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 anlatacağım. Sorun ne diye. Hani burada şöyle bir durum var. Tüm projenin code base'i elinde değil. O yüzden bazı şeyler assumption ve tahminler üzerinden ilerliyor olacak yani hani. O yüzden de buna da alışın. Yani hani code flow'ları işte hani source ve sync kavramları gibi şeyler girecek hayatımızın içerisine burada. Özetle bu adamlar tweet atıyor. Diyor ki buradaki zafiyeti bulabiliyor musun? Bir bakışta görebiliyor musun yani hani. Böyle bir hikaye. Onlarca böyle challenge sormuş bu adamlar. Ben bunu geçtiğimiz gün bam 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 çözdüm. Farklı programlama dillerinde de challenge'lar var. Hazırsanız başlayayım diye yardır diyorsanız gençler. Başladım diyorsanız artı bir göreyim bakalım. Hızlı ilerleyelim. Bugün seri olacak her şey. Bak yayına başlayalı daha dediğim 20 dakika geçmiş. Güzel. Nice. Gönder paşam gelsin. O zaman hadi başlıyorum. Şimdi bir kere şöyle bir gerçek var abi. Eğer benim gibi vulnerability researching konusuna hani kafayı takmış adamlarsanız özellikle white box testlerde code reviewing'i çok fazla yaşıyorsunuz hayatınızın içerisinde. Ben de bunu 2004'ten beri yapıyorum. O yüzden hani aslında neyi nasıl baktığını çok net rahatlıkla anlayabiliyorsun. Yazılım geliştiricilerinin verdiği naming convention size zaten tahmini ve hikayeyi kendiliğinden belli eden şeyler oluyor zaten. Cemali 14 subscribe olmuş. Tier 1 6. ayımızı kutluyor. Hoş geldin. Can dostum. Hani zaten install package click bu bir .NET programlama dili kodu. Ben ne zaman bir function isminde install package click dersen işletim sistemi üzerinde bir paket kurulumu hikayesi olacak. Bu da arka tarafta background prosesi oluşturacak. Directory'lere bir şeyler yazılacak falan filan derken package id burada comment injection zafiyeti var arkadaşlar. Direkt. Neden? Çünkü prosesin argümanına string concatenation yapılmış. Argüman passing yapılmamış durumda. Comment injection, RC, vur geç. Bu böyle bir şey abi. Bu bildirimlerin sesini nereden kapatıyorum böyle. Hikaye bu farkındaysan. Yani package ID'nin trace'ini yaptığın zaman function parameter. Bu function bir vulnerable function'dır. Eğer install package function'ın çağrıldığındaki first argument'ı kontrol edebiliyorsan input aracılığıyla burada da exploitable bir comment injection vardır. Konu kaynak kodun üzerinde kaynak kod üzerinde bir güvenlik analizi çalışmasıysa exploitability yani zafiyetin sömürülebilitesi ikinci konudur. Hani zero day research yapıyorsan ikinci konu çok önemlidir ama code base üzerinde vulnerability research yapıyorsan bunlar birazdan farklı konseptler birbirlerinden. Vulnerable function dersin, yazarsın bu bulguyu devam edersin.
Hikaye bu. Devamında ikinci bir sorumuz var. Bu soruyu hatırlamıyorum geçtiğimiz günden. Bunu tekrardan mı yayınlamışlar? Dün kaçırdık mı? Bunu bilmiyordum. Buna bakacağız şimdi hep birlikte. Copy image. Chat'e bakıyorum. Abi biraz yavaş. Ben yavaş gitmeme gerek yok can dostum. Eğitimi hani tekrardan offline kaydı açık zaten hani. Kayıtlardan tekrar tekrar izleyerek anlamadığın kısımları durdurabilirsin. Videoyu yavaşlatabilirsin. O şekilde izleyebilirsin yani. İki gün olmuş mu aradan? Olmuştur abi. Şimdi her zaman diyorum ben application security'nin tüm dünyası her zaman inputlardan geçer. Burada bir tane input var. Parse, attribute, string, email'in body'si HTML içeriktir genellikle. Olması gerekir. Bir HTML templating var. Burada hızlıca bakıyorum. Burada template injection zafiyeti var environment parametresi üzerinden. Şimdi bakın buradaki attributes'lar var ya. Bir input parametresi alınıyor. Attributes'un üzerinden tek tek döndüğünde buradaki HTML parse edilerek bunun içinden bir attribute'lar çıkarılmış anladığım. Eğer empty değilse bu value'su yani input'tan alınan bu value'yu express'e gidiyor. Express'in içerisinde preg replace yapısını görmekteyiz. Preg replace'de /env config üzerinden bu match ediyorsa bunu buna çevir var. Eğer environment'ın is seti böyleyse de config'ten bunu getir var. Return olarak da expression'da eval'a giriyor. Bakın 14. satır vulnerability'nin possibility yani zafiyetin ihtimal olarak bulunduğu yer. Biz eval function'da verilen bu string PHP olarak PHP interpreter ha bu bir PHP programlama dili. Hani PHP interpreter'ine verilen şu expression $expression'daki şurada manipülasyon yapabilirsen aslında burada code evaluation zafiyeti var. Zafiyetin adı code evaluation diye geçiyor. Hani ve doğrudan da input bu yapıdan geçip şuradaki siz kullanıcıdan alınan input'un oluşturulduğu nihai olarak vardığı string'deki bu expression values üzerinde bir manipülasyon gerçekleştiriyorsunuz. Ya yani buradan yazılımcının da çıkarması gereken ders günün sonunda baktığında buradaki ben rapçi değilim. Yok mu böyle chill? Dönsün. Yani yazılım geliştiricinin bakması gereken konu şu. Şunu bilmesi gerekiyor bir yazılım geliştiricinin. Yani vulnerability'ye sebep olabilecek potansiyel fonksiyonlar diye bir kültür var bu işin içerisinde arkadaşlar. Yani hani evil her zaman tehlikeli potansiyel olarak sıkıntı bir fonksiyondur. Bu fonksiyonun parametresinde kullanıcının kontrol edebildiği hiçbir şey olmamalı. Varsa da emin olman lazım yani hani bu hikayeden. Kaçabiliyorsan evil'dan kaçacaksın. Framework'ler evil gibi yapıları çok kullanırlar. Çünkü dynamic function, dynamic class'ları URL'lerden alıp o class'ları oluşturması gerekiyor falan filan. Hani evil'ı çok kullanmıyor gerçi orada create function'lar döner de. Hani kullanılan case'ler var. Framework'lerin içerisinde dönüyor yani. Framework'in haricindeki hikayeler yapacaksanız evil'ın input'larına dikkat etmeniz gerekiyor. Burada code evaluation var işin sonunda. Evil is definitely a security hazard but it can be exploited by adding the following item. İşte hani klasik bir hikaye burada dönüyor zaten. Bunu da anlamış olduğumu düşünüyorum. Devam edelim. Copy image. Gel bunu al buraya koy. Bakalım bu sefer karşımızda ne var arkadaşlar? Bu sefer karşımızda Java var. Ben bunu çözmüştüm daha önce. Bunu Twitter'da ben cevap vermiştim diye düşünüyordum. Hani evet ben buna cevap vermiştim. Doğru. Tekrardan bakalım. Ha bak ben şu pattern'i gördüğüm anda gözüm yakalıyor ya. Yani bu bakmak ve görmek arasında değişik bir şey. Yani ne bileyim satrançtaki Grandmaster ustalar da böyle bir board'a bir bakar tahtaya oradan tık 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 bu iş böyle olur falan der ya. Bunda biraz fazla vakit ayırmaktan gelen bir hikaye bu. Yani ben bunu gördüğüm anda şu bir problem benim için. Problem kesin sorun demek değil de hani
bir problemin öksürmek gibi yani. Covid-19 oluyor musun, olmuyor musun? Ateşim çıkacak mı diye bekliyorsun. Ben de devamına bakıyorum. Bak şimdi burada not param name'in içerisinde not param bir tane string birleştirme olmuş. Not param second parameter. Add not kriteriyaya gidiyorsun aslında. Daha doğrusu add not kriteriyanın second function. Add not kriteriya nerede çağrılmış? 18. satırda second parameter. Command'ın get not param diye bir yapısı. Command da bunun first parameter'ı. Create not list'e gidiyorsun. Create not list burada command'den gelmiş. Command nereden geliyor diye sorarsan get ve post request'in içerisindeki model attribute. Yani user'ın kontrol edebildiği bir şey input. Node'un param ismini buradan alıyorsun. Function call'ları yaşanıyor ve burada bir node param name'ini manipüle edebildiğini görmektesin. O kadar çok karaladım ki kodun altını okuyamıyorsun. Burada da restriction noktaya SQL restriction diye bir hikaye var ve node param name buraya gelmiş. Şimdi Java'da SQL restriction API'sini gidip okuduğunuz zaman der ki SQL restriction aslında senin SQL injection'dan kaçınmak için kullanman gereken bir şey. Ama buna SQL restriction'ın aslında virgülden sonra verdiğim parametrelerinin parameter binding'i yapılır. Şu kısım query template'tir. Biz query template'in kendisini manipüle ettiğimiz için SQL restriction vulnerability'yi engellemez. Çok 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 tatlı bir örnek. Burada bir injection zafiyeti var. SQL'in prepared SQL statement'ının kendisinde manipülasyon olduğunu da zaten söylüyor. Bu kısımda gayet keyifli olduğu. Devam ki. Copy imaj. Ben çok seviyorum ya bu işi. Kitap okumak gibi bir şey. Aga bir şeyler oluyor. Bunu bir sal beni. Ben hiçbir şey select etmiyorum öyle. Ben keyif alıyorum bu işten ya. Kalemi az incelttim abi. Bu daha güzel olur sanki. Bir tık daha inceltirsem 1 olur. Onu çözemeyiz. 2 olsun. Arkadaşlar Arcs ve Quarks'ı gördüğüm anda Python. Zaten indentation'dan da Python olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyorum hikayenin içerisinde. Şimdi burada bunu hatırlamıyorum. Bunu ben çözdüm mü o gün bilmiyorum. Discord'da 4-5 kişiydik zaten yani. Bunu hatırlamıyorum. O yüzden hızlıca Def'ten de belli aynen hani. Abi senin sudoku bu belli oluyor. Aynen abi. Aynen benim sudoku bu. Bundan acayip keyif alıyorum. Şimdi function parametrelerinde Arcs ve Quarks'lar Python'da zaten nasıl şey yapıldığını biliyorsunuz. Function parametrelerinin burada bir pes edebilme imkanı doğuyor buna sana burada. Şu kısmın bir anlamı yok. Genellikle kod okurken şu kısımları ben başta okumam. If, else kısımları. Neyi trace edeceğim? Mesela atıyorum report'u trace edeceğim. Report'un geçtiği noktalara bakar. If'e düşeceğim case varsa o zaman if'in içini okurum. Code reviewing, security code review'da böyle bakıyoruz genellikle yani hani. Şimdi operating system modülü içerisinde start file diye bir şey var. Start file, Python'ın start file'ını ben os default bir şey. Bunu çok ezberimde yok bunun benim arkadaşlar ya. Python os modül start file. Bu herhalde background proses başlatıyor ya. Start file. Arkada open'da process create ediyor. Burada comment injection var. File name üzerinden yaşanacak büyük. Arkadaşlar ne dedim? Bu challenge'larda kodun tüm akışına vesairesine bakmayın. Bu function'ı kendi içinde değerlendirin. Function'ın her parametresinin kullanıcı tarafından kontrol edilebildiği bir senaryo ve yaklaşımla bakmamanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi buraya bakıyorum. Report class oluşturulmuş vesaire. Arcs'tan ne alınmış? Arcs pop'tan filters gelmiş. Filter varsa describe search filter for report. Adından anlaşılacağı üzere aslında bunun içine girip bakarım ben normalde hani ama Quarks'da bir update gerçekleştirmiş bu. Report class buradaki temp bir temporary file oluşturma amacı var içerisinde. Hani ama günün sonunda bunu TMP file name'e koymuş. Make temporary demiş. Ve start file report içerisinden file name'i start etmiş. Buradaki vulnerability'ni olduğunu ben görebiliyorum. Ama ve lakin şeyi açıkça söyleyeyim. Şu function'ın için okumadığım için attack flow'unu ben şu anda tam anlayamıyorum. Hani açıkçası.
Onu söyleyeyim arkadaşlar. İşin kötü yanı da bu. Bunu kod review yaparken buna kontrolle bir tıklıyorsun, bam diye açılıyor karşında abi. Hani o yüzden o mesela bu report class ne yapıyor abi? Hani bir report oluşturuyor. Report'un file name'ine TMP'yi set etmiş. Eğer bir Windows ise hani mesela print operating şey operation weasy print mesela buradan bir potansiyel XSS case'i gündeme gelmeye başlıyor. Hani bakış açı umarım anlaşılıyordur işin içerisinde. Hani günün sonunda bu adamın yapmaya çalıştığı konu şu büyük ihtimalle. Hani make temp suffix'i bitişi pdf olan prefix'i de böyle olan bir dosya oluşturmak istemiş. Report class. Ben buradaki report sınıfını anlamak isterdim. Şu anda kafam mesela buna yetmiyor. Doğrudan baktığımda hani anlayamıyorum. Bu kodlar web sitesinin backend'i mi? Evet. Backend. Hani o start file. O start file opisi another operation. Ben bu konuda insanların konu değil, pardon. Ben bu ne? Report save'ler buna cevap yayınlamışlar mı? Hani raise condition vardır mı? Bakalım ne söylemişler. Bunu çözemedim. Is insecure use temp temporary file instead why? Öğrenelim. Bakın bu çok güzel, vatana çok güzel bir hizmet ya. Mesela make temporal işini yani raise condition oluşuyor. Bu üst üste şimdi bu kod line by line execution yapıldığı için hani bunun devamı da varmış. Op runlar falan geliyormuş, threadler. Allah Allah. Bu çok aradığım seviyede bir vulnerability değil ya. Tamam. Vay. Söyle. Creating temporal files using insecure methods exposed application raise condition on file names malicious user can control the file name with a predictable name before the application does an attacker can result other files being. Bu saçma bir vulnerability abi. Yani şu make temp bir raise condition'a sebep oluyor mu? Evet, ama ben daha crush, daha etkisi yüksek zafiyetler arama bakış açısıyla okuduğum için hani daha simple şeyleri de düşünmek lazım aslına bakarsanız. Demek ki buradan bunu öğreniyorum. Evet, temp file yani hani oluşturacak file name'i ard arda iki defa aynı isimde oluşturmak istediğinde var olan file oluşturamayacağı için hani bir sorun yaşanır gibi bir durum var, ama ben file name'i manipüle etmeyi düşündüm her zaman, ama file name'de temporary'den random oluşturuluyor, bir vulnerability göremedim aslında yani. Hani buradaki vulnerability race condition kısmıymış. Güzel oldu. Bu 20 Desember. Bayağı önümüzde çok uzun yollar var. Bir tane daha var. Bunu da bilmiyorum ne olduğunu açıkça söylemek gerekirse. Hani bakıyorum. Beni bir sal. Bakalım. Ben burada bir Java görüyorum değil mi? Chat. Bu arada kaç kişiyiz? 100 kişi. Şimdi GBT Security Token. Aa, sevdiğim konu GBT Validation yapılıyor. C Sharp mı? Doğru, C Sharp ya. Özür dilerim. Ben direkt şu pattern'i görünce kafam gitti. Böyle ki okumaya devam ediyorum. Public key base 64 string'den. Şimdi token'a nerede dokunuyor? Burada yönetilebilen parametre token'dır arkadaşlar. Function'ın içerisinde zafiyet arayacağız ya. Token, token'a kaçıncı satırda dokunuyor bu adam? Ya yani bakış açımı görüyorsunuz değil mi? Direkt mesela token'ı okumaya çalışıyorum. Bu string'den hani, çünkü bu token'ı validate edecek günün sonunda. Hani görmüyorum ben token'a dokunduğu yeri. Bunun eksik bir kısmı mı var? Biz bir şey yanlış mı alıyoruz challenge'dan?
Sen HS'ye odaklısın abi. Ben headshot arıyorum hani. İşte abi yıllarca uzun süre hani RCE peşine koşunca hayatta öyle şeyler yaşıyoruz. Neyse, token'ı manipüle edemiyorsam ben burayı okumazdım mesela devamını, ama şimdi seve seve okuyacağız. Hani RSA paramlarını generate ediyor. Bunlar okey. RSA crypto servisi var. Import parameters'lar var ve RSA'nin key size'ını 4096 belirliyor. Ardından out token issuer'ları bunları set etmiş, validate'ler. Abi bu kodda her şey okey bence ya. Yani benim şey gözünden, yani hani exploit developer gözünden baktığımda burada çok major bir, çok fail bir konu görmüyorum. RSA key size 4096 değildir ki, onun öyle olmaması lazım ya. RSA default key size. Default'u 1004. Arka plan daha iyi olmuş dedin. O ev abi, salona taşıdım. Allah Allah. Requires signed tokens to. Allah de. Böyleydik. Bunlar şey normal gözüküyor. Burada major bir vulnerability yok. Sadece bu default değiştirilmiş. Diğer şeyler benim gözümde okey. Bakalım nerede mevzuat? Hah. Bakalım mevzu neymiş? Using a key length at least 2048 bits for RSA cipher algorithm, use the key length of at least 2048 bits for RSA cipher algorithm, doesn't update underlying key size. Ha, bak burada benim bilmediğim bir konu var. Hani sen key size'ı elle 4096 böyle set ettiğinde aslında underlying sistemde set edilmiyor diyor. İde ben bunu nereden bilebilirim ki buraya bakıp? Bilemiyorum demek ki. Demek ki öyleymiş. İşte bazen de böyle iteleme kalıyor bazı şeyler ya. Ya bu arada şeyden benim anlamam lazım. Normalde siz bir sınıfın class attribute'larını update edecekseniz Python'daki gibi böyle direct assignment değil, bunun setter ve getter'larını çağırman lazım. Setter çağrılmadan sen böyle yazıyorsan olmaz falan gibi hissiyatla bir, aslında burada şüphe uyandırmak gerekiyordu da bunu bilemem ben ya. Yani en azından benim kapabilitem yetmiyor. Neyse, devam mı? Özellikle C Sharp'sa bir sınıf değişkenin update ediyorsan setter getter'lı olmalı. Burada direct access erişimi veriyorsa key size public bir variable olması gerekiyor falan filan ya. Oradan ayıkabilirdim belki diye self kendi şey yapıyorum. Hani öz eleştirimi yapıyorum. Abi regex. Tamam mı? Regex'i gördüğün anda şüphe uyandıracaksın. Required once dediğinde de burada local file inclusion hikayesi var. Net. Burada cookie'leri gördüm. Ya bu koda baktığımda detaylı okumasam bile related bir konu var. Yani ya cookie ya hostname bir şey üzerinden ben burada required once'daki bir şeye dokunacağım. Bak site ID'ler buradaki site ID'ye geliyor. Cookie'den gelmiş. Site ID input'um burada. Burada local file inclusion zafiyeti var ama buraya varmadan önce bir if var. Bak şimdi okuyorum if'i. Burada bir regex var. Regex'teki sorun şu arkadaşlar. AZ, büyük AZ, 0AZ, 09. Şimdi bakın şurada regex yazarken şey çok kritik. Bu dash işareti. Ben bunu bir şuraya yazayım. Büyük AZ, küçük AZ, 09, nokta, slash ve alt çizgi. Regex'imiz bununla başlıyor değil mi? Yukarıdaki bara yazıyorum ki bunu alacağım. Online regex'e vereceğim. Verdim PHP'de. Bak şimdi bu adam diyor ki hex karşılığı 65 ile 90 aralığı yasak AZ'den. 97 ile 112 arası yasak küçük AZ'den. 0 ile 48 ile 57 arası yasak 09'dan. Bak buraya da adam aslında burada şunu escape etmeyi unutuyor, tamam mı? Dash işaretini escape etmesi gerek ya da burayı daha düzgün yapması lazım. Yani aslına baktığınızda arkadaşlar bizim buradaki kuralımız ne oluyor biliyor musunuz? 46 ile 112 aralığını kullanmak yasak. 46 ile 112 aralığını kullanamam. Mesela 46 ile 112 aralığında ne var? 97. 97 ne? A.
A deyip bir şey dediğimde regex match'e ettiremiyorum. Ama regex'in match edilmesine de ihtiyacım var. Çünkü match etmezse abort veriyor. Tabi bu abort alt tarafta exit'i çağırıyor mu? Soru işareti. Yoksa sadece hani execution'ı sonlandırmıyorsa başka bir... Kafam çok şeylere gidiyor. Başka konulara atlıyorum. Kafanızı karıştıracağım iyice. Siktir edin şu abortu. Burada exit veriyor deyin. Hani... exit verdiği durumda da şurada XSS possibility'si olduğu için burada HTML context encoding yapmış. O nedenle aslında ben hex karşılığı 46'dan küçük bir değer. 45'in hash karşılığı mesela dolar. Bak match eder. Doların hex karşılığı 46'nın altında bir yer olması lazım. O yüzden buradan match ettiriyorsun. Dolar koyup al sana yaklaştırayım. Buradan da abi yürüdüğün yer çok basit. Bundan sonra da yürüdüğün yer abi gidiyorsun. Local file inclusion. O da şuradan yaşanıyor. Required once. Devam ki. Easy. XXE var burada. Hatırladım okuyunca. XXE zafiyetini kanalda ben size detaylıca anlattım. Her şeyiyle birlikte. O yüzden anlatmama tekrardan gerek yok. Ama zaten bir ODT, Word dosyası gibi hikayelerin böyle olduğunu anlattım ama asıl benim gözüme çarpan burası. Çünkü SAX Builder Get Content dediği zaman bu dosyadan çıkan XML'in içeriğini, Content XML'in içeriğini parse ediyor. Parse ederken de DTD'lerin disability'si yok. Disable edilmesi yok. O olmadığı için de XXE zafiyeti vardır. XXE kod value zaten easy. Devam. Route get business ID. ID burada benim kontrol edebildiğim input. Bu if'in bir anlamı yok benim için. Bu if'in de aslında şöyle bir anlamı var. Bu datanın dönenini G-signify etmiş de bu slash API falan demesi buranın API metodu olduğu anlamına da gelmiyor benim için. Clear değil. Burada potansiyel XSS'ler oluşuyor aslında. Buradaki business ID'ler, contact encoding var ama bu Jinja 2 template'ine benziyor. Kesin vardı. Siktir edin kafanızı karıştırmayayım. Bu şu anda bu if'in içi önemli değil. Business ID benim input noktam. Bu if'in içi de önemli değil. Hani benim için. Create export var işin içerisinde. Create export temporal bir file oluşturuyor. Buradan get business ID'den ID alınmış durumda business ID'ye göre. Geri döndüğümde de tabi burada da potansiyel bir XSS görüyorum ama burada return send file diye attachment file name temp file diye bir durum oluşuyor. Temp file export'tan geliyor. Mesela burada şey çok önemli. Hani get business ID ne iş yapıyor? Çünkü benim kontrol edebildiğim business ID bu işin içerisinde. Buradaki business ID işin içerisinde, o yüzden get business ID normalde okurum ben gerçek hayatta ve BID'ye bakarım. Buradan fork ederim yani okumaya, hemen geri gelirim. Geri geldiğimde BID'nin devamında create export'a girdiğini görüyor. Bunu da okurum. Çünkü benim input'umun devamındaki pet buralar hani. Ama bana bu kadar bir challenge verilmiş, diyorlar ki ben bu kadarıyla devam et. Burada bir zafiyet görüyor olman lazım. Bazı şeyler iteleme olmuş bu challenge'larda işte. Yani send file. Bu send file ne iş yapıyor? Bilmiyorum. Ama bir dosyayı da sonrasında siliyor. Sizin fikriniz ne? Yayınlar için Windows kullanıyorum. Sizin fikriniz ne? Ben burada çok major bir işi görmüyorum. Gene basit bir şey mi atlıyorum acaba lan? Ne bileyim, routing'ler yani controller'a map edilmeden önce routing'lerde bir validation var mı? Kafamda soru işareti. Not file. Buranın da bir önemi olduğunu. Ya buralarda XSS var abi o zaman benim için. Yani hani şurada bir XSS olduğunu düşünmeye başlıyorum ben. Bir encoding falan yapılmadı. Yani bana soruyorsan burada XSS var. Kesin mi değil? G-signify output'u browser'a content type olarak application JSON verirsen content type'ı, body'yi kontrol edebilsem bile browser render ettirtmiyor. Yani abi bence burada XSS var. Hani başka bir şey gelmiyor benim aklıma. Ya da log injection var burada, anladın mı? Log injection, yani bu current app logger log dosyasına yazıyorsa ben buradaki business ID'den log file'ın içerisine injection yapabiliyorum. Hani
Ama bunlar işte conditional, devamını görmeye ihtiyacım var benim yani hani. Bir de error verdiğinde temp file'ı siliyor. Temp file'a baktım, onu düşündüm. Send file bir şey silecek hani ama temp file'ın içini kontrol edemiyorum. Create export'u okuyamıyorum. Ben burada iki tane vulnerability görüyorum abi. This log forging vulnerabilities was bit hidden and enable attack to malfunction the log file falan filan. For example, line 2 it can indicate that the temporary files are logged and later deleted falan filan dediğimiz konuya geliyor abi. Copy image .NET deserialization var burada. Bak şimdi abi. Untrusted bir source'dan aldığın datayı deserialize ediyorsan bu .NET, Java gibi object oriented programlama dillerinde çok ciddi bir problem oluyor. Ben şunu gördüğüm anda anladım deserialize. Text reader user'dan geliyor olacak. Text reader buradan okunmuş. R string reader R. Yani string'i bir XML formatına çevirip text reader'ı deserialize etmeye çalışıyor. Yani bir string'den tekrardan .NET'te bazı class'ları class attribute'larıyla create etme çabası var. Bunun sebebi şu: runtime'de bir obje var elinde, bir sınıf var. Bu sınıfa daha sonraki execution'da ihtiyacım var. Bu sınıfın datalarını database'e yazıp ardından bir sonraki ihtiyacın olduğunu sınıfı sıfırdan bir instance'ını oluşturup bunları setter'lara koymak çok iş. O yüzden string'den tamamıyla object'e dönme ihtiyacı olan deserialize noktalarında textreader'ı kontrol edersem ben hangi objeleri geri döneceğini manipüle ettiğinden remote code execution gibi hususlara döner. Import da şuradan çağırıyor. O da reader. Reader da buradan almış. Inner HTML. Bu benim kontrol edebildiğim bir endpoint arkadaşlar. Burada .NET deserialization var. Deserialization vulnerabilities easy. Copy image. Burada XSS var. Onu direkt gördük. Burada XSS var. Onu direkt gördük arkadaşlar. Şurası XSS. Upload name. Upload name buradan geliyor. User'dan alınıyor. Hani string'i sanitize etmenin önemi yok. Burada HTML encoding yapman lazım. Aha burada XSS var. Hani do upload, upload tmp'ye gitmiş. Upload tmp temp name'den gelmiş. O yüzden hani yazılacağı destination'ı değiştiremeyebilirsin. Hani ama upload name'de hiçbir validation yapılmamış. Hani o yüzden de burada bir file upload vulnerability'si var. 2xss looks suspicious indeed. Extracting us from 2xss issues. 2 tane xss issues'u varmış. Diğeri nerede ki? Bir tane echo veriyorsun hacı emmi. Bu error log standart output'a gider, oradan da log dosyasına gider yani. Neyse, hikayeyi anladınız. Hacım, ha başına da echo koymuş. Pardon, abo ben sadece sprintf veriyor sandım. Özür dilerim, echo koymuş. İkinci XSS de burası. GG. Install repository falan demiş abi. Burada direkt yani nereye koyak? Bunu da buraya koyak. GG. Install repository. Bir şeyler yüklenecek. Yine burada bir kan gövdeye getirecek. File output stream. Destination get resource temple. Burada. Modu benden alıyor. Rep modu benden alıyor. Ve rep modu install config'e gönderiyor. Yani ben destination'ı kontrol ediyorum. Değil mi lan? Abi bu zafiyetin adı arbitrary file writing, pardon, overwriting diye geçiyor. Yani sunucudaki herhangi bir dosyanın içeriğini ben değiştirebilme imkanına sahip oluyorum böylece. Arbitrary file overwriting diye geçiyor bu hikaye. Neymiş? Can overwrite sensitive files on the system. Aynen. GG. Easy. Nasıl yazılıyor abi? Bak kardeş. Hangi dosyaya yazılacağını tamamıyla kontrolü sen de git abi. Sistemdeki herhangi bir petini bildiğin dosyayı destination olarak ver. Bu hassas bir dosya ise config vesaire gibi override edersin. Config dosyası override olunca da zaten hani 500 server side error almaya başlarsın.
Neredeyim ben? Ben yukarıdaydım. Aynen. Of Python. Burada abi şunun HTTP değil HTTPS olması gerekiyor. Bunu şundan hatırlıyorum. Tek hatırladığım challenge bu 2 gün öncesinden. Bu kodu okudum okudum hiçbir bok bulamadım. Sonra gittim cevabına baktım diyor ki burası HTTP değil HTTPS olacakmış abi. Bir tek bunu net hatırlıyorum yani o günden. Hani SSL'siz bir yere gidilmez diye bir bulgu. Geç. Leş. Oo, en sevdiğim zafiyet var burada. Regex search. Tamam bak. Regex search burada. Search'te function'ın parametresi. Yani burada regular expression DOS diye bir konu var. Redos diye geçiyor. Regular expression DOS'u ben daha önce bu kanalda anlatmışımdır. Hani bakın regex match. .NET arkadaşlar. Buraya sonra geleceğim. Match. Pardon. Şu match dedim. Özür diliyorum. Burası. Bagacım benim kalemim. Ha. Search. Şurası abi. Buradaki search'ta function'a buradan geliyor. Sen bu function'a regex pattern'ı veriyorsun. Tamam mı? Ben bununla ilgili yazdım. Redos diye bir makale. 2015'te. 6 sene önce yazmışım. Burayı atıyorum chat. NFA, DFA muhabbetinden geliyor. İşte computer science okumanın güzel yanlarından biri bu. Deterministik otomata ve non-deterministik otomata hikayeleri var burada. Arkadaşlar, .NET'in Regular Expression Engine'in NFA ile yazılmış bir algoritma. Non-deterministik otomatanın hikayesi bir state'den diğer state'e geçiş birden fazla durumu içerebiliyor burada gördüğünüz gibi. O yüzden A virgül B diye baktığın zaman iki case'de de aynı state değişikliği yapabiliyorsun. Hani DFA'daysa da her state değişiklikleri tek bir olasılığa geliyor. O yüzden NFA çok daha hızlı çalışır. Çünkü node sayısı her zaman daha az oluşur grafında. Çok daha hızlı çalışır ama bunun da bir drawback'i vardır arkadaşlar. O da şu, siz bir regex yazarsınız. Tamam mı? Mesela a slash falan filan diye bir hikaye. Nerede yazarsınız lan bu regex'i? Aha işte bak burada yazıyorsun bu regex'i. Şöyle bir regex var abi elinde. Tamam mı? A gelecek, AA gelecek ya da B gelecek. Sen buna data olarak regex'in bu. Tamam mı? Anything. Bunları ne güzel anlatıyorum chat ya. Ben kendimi beğendim şu anda. Bak şimdi abi. Regex'imiz bizim neydi? A ya da AA'dan istediğin kadar gelecek ama B ile bitecek. Şimdi sen buna A C verdiğin zaman NFA engine'ler, NFA regex engine'leri arkadaşlar A'ya bakar, C ile bitiyor ama bunun B ile bitmesi lazım. Match etmedi der. Ama der ki sonra hasiktir lan 2A ile başlarsam ne olacak? 2A'la atlar 1A bakar. C gelir, B gelmesi gerekiyor. Ha siktir. Peki bir A alıp sonra 2 A alsam ne olurdu diye recursive inner call'a girer. Bu da DOS'a sebep olur. Bunu yaşayan kurumda çok güzel de bir örneği var. Stack Overflow Stack Overflow .NET'te yazılmış bir platform ve oradaki bir bug'dan ötürü Stack Overflow'da DDoS oluyor abi. Onun da bir hikayesi var. Bunu chatten bulur musunuz bana? Beni yormayın daha fazla abicilerim, canlarım, dostlarım. Hani Stack Overflow backend'i user'ın tanımladığı bir regex'i kendi server side'ında çalıştırıp sonucunu client'a dönen bir feature koymuş. Ama .NET'le yazıldan bir backend'de NFA engine kullandığı için bir tane vatandaş böyle bir case'e sebep olan regex yazmış. Bu sayfayı her girdiğinde bu regex backend'de tetikleniyor. Tetiklenince de sunucuda 1 saniyelik zaman alıyor. Sonra upvote aldıkça birçok insan ziyaret ediyor. 100 kişi ziyaret edince sunucuda 1 milyar computation'a sebep olduğu için denial of service oluşuyor abi. Hani. Böyle de bir bak. O inşallah budur lan bu arada, doğru mu amına koyayım? Yes tabii ki de ya. Come on ya, easy. Şu mudur, hemen geldi. ...2019'dan daha eski olması lazım abi ya. Bunu Stack Overflow. Ha Soner abi sen burada mısın? Stack Overflow'un böyle servis dışı hani... Ben bunu keşke yazıma referans koysaymışım ya.
Microsoft'un bununla ilgili bir regex pazarı var. Mesela şu az önceki regex'e baktığınızda bunu direkt gözle görüyorsun ama şöyle bir regex'e baktığında bu e-mail yakalayan bir regex, buna baktığında bunda böyle bir case oluşturan input'un ihtimalini anlayamazsın. O yüzden Microsoft'un bir SDR regex pazar diye bir tool'u var kendisi için yaptığı abi. Oradan bakabilirsin. URL'de tarih var. Evet abi bu. Aynen. Mutlucuğum. Canımsın. Bu. Bu makaleyi okuyun. Abi şöyle bir regex yazmış adamlar falan. Anlatıyor hikayeyi işte. Yani şu kadar da computation'a sebep oldu backend'de falan filan diyor. Hani işin manyaklığı şu. Hani 34 dakika servis dışı kalıyor bu manyaklar. It took 10 minutes to identify the cause, 14 minutes to write the code to fix it, and 10 minutes to roll it out to the fix point to the where Stack Overflow became available again. Yani bir siktirin gidin abi, manyak mısınız ya? Ben anasını satayım yani, evin içinde çorabımı 34 dakikada bulamıyorum işte. Başarılı insanlar yani gerçekten. Bazı vatandaşlar başarıyor hayatı. Neyse, GG. Bak bildim. Redos diyor. Şuradan bakıyorum. Redos dedi. Güzel. Devam. Kaçtayız? 11'deyiz. Abo, LDAP injection. Direkt LDAP search injection var burada. He, gel. Abi direkt şuradaki şey LDAP search hikayesi. Input zaten request'in input variable almışsın. LDAP search'ün içine filter diye koymuşsun. Gidip filter'ı search ediyorsun. Yani bu gerçekten şey. Hani buna her bakan easy. Hani bunu geç. Kolay. Zip slip. Zip'i decompress ederken programlama dili tarafında hani çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü zip'in içerisindeki symlinklerle dosyayı çıkardığınızda bir zip'in içinde dosya var adı Mehmet. Bu dosyayı çıkarıp bir folder'a koyuyorsun. Ulan adı Mehmet değil de nokta nokta slash nokta nokta slash Mehmet adı çıkarsa dosyanın içinden ne bok yiyeceksin. O yüzden zip'in içindeki file name'lerin üzerinde path traversal check yapmanız lazım. Burada da bu check yapılmıyor abi zip dosyası açıldıktan sonra. Yani yapılan bir nokta görmüyorum yani. Direkt ben size söyleyeyim zip yani boşuna burada çizmeye de gerek yok. Abi Invictus sunucuları Alp Dağları'nın tepesindeymiş. Doğru mu? Hayır abi bu bizim sunucularımız değil, firmamızın kendisi. Sunucular o dağın dibinde, mahzeninde. Hem data center firma. Devam. Copy image. Ya adından belli abi. Get addons pet. Buradan bir token alınıyor. My token. Temporarily bir pet oluşuyor. Bu dosya geçerli mi diye bakıyor. Değil mi diye bakıyor. Burası return pet'i dönüyor. Bu da sonra bunu siliyor. Arbitrary file deletion. Sunucudaki herhangi bir dosyayı silmeye sebep olan zafiyet. Burada 3 tane mi zafiyet varmış? Açma. Neymiş bu üçü? İki tane vulnerability var diyor. Neymiş bunu? Ostat pet kullanılmasına kızım. Ostat peti kullandığında ne oluyor? Change the code not pet from. Ha. Tam yani aga aynı şeyi konuşuyoruz. Yani TMP token bak bakın şimdi hani neredeyiz? Aynı şeyi konuşuyoruz. Ben TMP token'ı burada görüyoruz zaten. User'dan gelmiş. Burada da join edilmiş. String birleştirme var. TMP token geliyor. Pet'i artık kontrol ediyorum diye değerlendik. Biz yani GG. Copy. Gel. Burada XSS var. Şurası. HTML.raw .NET'in template engine'inde
default context encoding'i yapmaz. .NET'in klasik Beaver işte bunun adı neyse. Default context encoding'i HTML ve attribute context için encoding yapıyor. Bunu XSS konularında anlattım. GG. Burada XSS var. Kodu okumadım bile. Output encoding konusu. Razer pardon yani. Ha, evet. GG. Do file upload, file open, file info, comment injection zafiyeti var burada. Bak abi şu pattern'i gördüğün zaman hayatta her zaman zevkli hikayeler dönüyor demektir. File name abi. File name nereden geliyor? File'a name attribute'un atanması lazım. Hani burada da file'a name'i kim atıyor lan? Bu file'ın update, file array'inin update edilmesi lazım. File array nerede update ediliyor? File'ın tüm field'larını almış içine koymuş zaten. Hani file'ın name'i kontrol ediliyor. Burada line 20 comment injection var. Bakalım. Comment injection. Aynen. Bitti. Can you spot the vulnerability? Konu Java'ya geldi. Burada... Burada şey, course bypass var. Gördüm hemen. Bak şimdi imajı al gel buraya. Burada course bypass var arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Burada referrer header'ı parametre olarak alınıyor referrer'a. Hani export calendar'a gitmiş. Burada da course konusunu bir ara yayında ben size anlatacağım. Cross origin resource sharing. Sen Hürriyet.com'dan Facebook.com'a gönderemezsin request. Pardon, request'i gönderirsin. Plafight request çıkar ama döner response'un içeriğini okuman için o sunucunun response header'ında allow access control access control allow origin diye bir kısmı senin URL'in için set etmesi lazım. Bu referrer değil, origin field'ı üzerinden check edilmesi gerekir. Referrer fakir işi. GG. Yani neden referrer fakir işi dersen, ben mehmet.com diye bir site açarım, oraya girersin, ben o siteden Ajax'a request gönderdiğimde request'indeki referrer mehmet.com olur. Ben referrer'ı kontrol edebiliyorum, origin'i kontrol edip spoof edemiyorum falan filan hikayeleri. Bakalım course GG. Burada adam akıllı müzik arıyorum, bulamıyorum. Bunun doğru adresi origin, bir de bu da şeyin check'ini yapman gerekiyor. Ben bir gün course anlatacağım size deyip özet geçtim de. Bir gün course yayını yapacağım, bekleyin gününü ve saatini. Bakayım, Ajax'la referrer kontrol ediliyor mu? Origin header olarak gönderebilirim. Tamam crackpot'cum, evet ben söyledim. Yani şey, bir course'u bir gün anlatacağım ben size arkadaşlar düzgünce. O zaman daha net anlaşılacak. Hani buradaki referrer'e göre bir input valide. Yani sana, sen web sitene, başka web sitelerinden gönderilen Ajax request'lerine cevap dönmek istiyorsan o request'in, o request'in geldiği domain'i valide etmen gerekiyor. Böyle özetleyerek yanlışımı düzelteyim abi. GG. Burada neler olabilir bilmiyorum. Bakacağım. Account takeover olur burası. Burası account takeover'a end up eder. Bak abi niye biliyor musun? Şimdi burada bak şimdi burada şöyle bir sorun var. Parola sıfırlama akışı var burada, tamam mı? Daha doğrusu registration da olabilir. İşte password reset de olabilir. Tamam mı? Sen bir web sitesinin registration kısmında adam sana doğrulama e-postası gönderiyor ya. Hani ya da parola sıfırlamada doğrulama e-postası gönderiyor ya. Gönderilen token e-postanın içerisinde ben bunu offline hesaplarsam sıkıntı. Peki nasıl offline hesaplayabiliyorum? Abi hani token üretim algoritmasına bakıyorum. SHA-1'ı siktir et. Hani force bytes zaten hani entropisi çok çok düşük bir tane
Python fonksiyonu. Ona verilen seed de user'ın primary key, yani database'deki auto increment bir hani integer field. O yüzden token'ın offline hesaplanabilirliği çok kolay. Ben bunu daha önce kesinlikle anlattım. Kriptografikli secure pseudo random number generator'lar kullanacaksınız bu işler için. Çünkü bu token e-postayla hani Mehmet'e gidiyor ama Mehmet e-postaya tıklamadan ben token'ını offline hesaplayabiliyorum burada. Oo, Çağlar Oflazoğlu buna cevap yazmış. Çağlarcığım burada mı? Host header attack with domain diye düşündü o. Ben de böyle düşündüm. Cevaba henüz bakmadım ama Çağlar neden host header attack diye düşündü? Ha, şeyden ötürü herhalde. SendGrid'te arka tarafta API request'i gidiyor. Acaba bilmiyorum niye. Get current site. Ama request'in içerisindeki current site'dan domain'i al diyor. Ah Çağlar'cığım, bravo. Hani eğer bu get current site request'in içerisinden host alanını alıyorsa bu domain'i manipüle edebilirim. From e-postasındaki kaynak e-postayı değiştirir ama bunun impact'i çok büyük olmaz. Benim bahsettiğim kadar büyük bir impact olmaz ama tüm codebase'i görmüyoruz. Installation'ı biliyoruz. Belki ön taraftaki load balancer host name'de validation yapıyor, exploit edemeyeceğiz gibi konular çıkıyor ama Çağlar'ın bakış açısı sana puanım 5 kanka. Without all implementation details, there are many things that could go wrong and he is the one security hotspot in the codebase. Aga aç bakayım, sen ne diyormuşsun cevap olarak? Weak cryptography diyor. Evet. Tam klasik bahsettiğimiz şuradaki Şavan kısmına konuş. Boş. Bitti mi aga, bitti mi ya? Sal beni. Ay, 4'e geldim. Çok uzatıyorum konuyu. Hızlandıracağım gençler, kusura bakmayın. Windows'ta file stream content avatar. Windows'ta slash'la niye bakacaksın? Windows.net ya hani. Backslash'la da bakman lazım. Bad request valid avatar required. Nokta nokta ters slash nokta nokta ters slash dediğin zaman şuradaki type extension'dan image'dan local file inclusion yaparsın. Bak. Aynı konu. Artık oraya yapıştırmıyorum bile. Ya da şanımız yürüsün ya. Bunları belki yapıştırmak lazım biraz da. Yapıştır. Minik yapıştır. GG. Neredeyim ben? Neredeyim lan ben? Aga en başa mı gittik? Izdırabına. Ya. Kaçtaydım? 12 gitti. 4 gitti. 4 gitti. Neye geldik? PHP. Hızlıca bakıyorum. Abi burada XPath injection var. Direkt çok net bir şekilde XPath injection var arkadaşlar. Sebep de şu. Gelin birazcık hep birlikte buraya zoom in yapalım. Sebebi de şu. Şuradaki filter var ya, buradan belirleniyor. Filter'da username and password alıyor. Bu da hani passvd kısmı özellikle de function'ın parametresi, sonra query'e doğru bir doğrudan string concatenation'la birleştirilmiş. Biz buna XPath injection adını veriyoruz. XPath injection. Bak. GG. İkincisi. SSRF. GG. SSRF. Sebep de şu abi. Sen kullanıcıdan alınan input'a göre backend'de request göndereceğin kaynak üzerinde belli bir takım kontroller yapmıyorsan, şuradaki connection name var ya. Connection name nereden geliyor lan connection name? Dur biraz fazla yükseldim. Göremiyorum. Gözüm yoruldu artık. Con name abi buradan geliyormuş işte. Pet'ten alınıyor. Adapter bu. Hani ben buraya google.com yazarsam backend tüm request'i google.com'a gönderecek. Internal'daki mikroservislere ya da işte Elasticsearch vesaire XYZ gibi kaynaklara giderken ki o security hidden'ları internal'daki bilgileri ben Mehmet İnce.net'e dış dünyaya alabileceğim. Yani localhost'a gitmesi de yetmez. SSRF bakmadan söylüyorum, GG. Bakalım SSRF. Gördüğünüz gibi. Bit ama. Bit. Yine Python geldi.
Abi ne kadar şanslıyım. Hiç JavaScript sormadılar. Acayip şanslıyım. Yani JavaScript sorsalar onları çözmeyecektim. Bu yaptıklarını anlamak için ne bilmek lazım? Çok yabancı çünkü. Şimdi bu Django kodu arkadaşlar. Python'ın da ötesinde direkt framework'ü söyleyebiliyorum ben size. Nereden tanıyorum? GetSuccessURL'den zaten. Yani bir tane Python'daki bir model view'ın hani success return'ları falanları, hikayeleri buradan geliyor. İşte her base metodun base function pardon base class view'un dispatch metodu oluyor. Kim neye dispatch edilecek falan filan. Is authenticated mı diye bakılıyor. Eğer is authenticated değilse get success URL var. Get success URL'de de return olarak bunu dönüyor. Bu get success URL'i response'a vermiş. Burada open redirection var. Ben next'e google.com yazarım, hürriyet yazarım, hürriyete gidersin ama HTTP response redirect de bu adresi body'ye nasıl yazıyor bilmiyorum. O yüzden CLRF atakla header injection, response header injection olabilir ya da XSS de case oluşabilir ama bu birazcık hani bunun içindeki yapısına bakmak lazım. Bu challenge open redirect'i soruyor. Bu challenge buna da cevap vermemişler. Burada bakıyorum. Yok ama open redirection abi. O nedenle GG gençler. Ne habersiniz? Nefessiz. Nefessiz.